Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım FOM tutanakları açıklandı. Powell görüşmelerini ve konuşmalarını tamamladı. Şimdi Powell'ın ardından dolar ve altında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu e, teknik bakımdan incelemeye çalışacağız. Evet Powell beklendiği gibi arkadaşlar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faizler stabil sabit kaldı. Powell'ın yaptığı görüşmelerde virüsle ilgili gelişmeler, ekonomik gelişmeler yakınen takip edilecek ve bunların ekonomi üzerinde etkileri tarafımızdan takip edilecek şeklinde açıklamalar geldi. Ardından Powell'ın yapmış olduğu görüşmede varlık alımlarını hala devam edileceği yönünde Powell'ın açıklamaları sürdü. Klasik beklendiği üzere... Piyasalarında beklendiği şekilde bir açıklama geldi arkadaşlar. Powell son FOM toplantısından başka herhangi bir söyleme girmedi. Bunun üzerinde altında 1975'li seviyelerden 1950'li seviyelere doğru bir geri çekilme yaşansa da buradan bir toplanma yaşandı. Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü'nün de yapmış olduğu bir açıklama var arkadaşlar. Bunu da burada sizle paylaşayım. Beyaz Saray sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada Trump'ın 500 milyar e, dolardan daha büyük bir teşvik planı istediğini e, Beyaz Saray sözcüsü de açıkladı. Bu da ileriki dönemlerde yani seçime yakın dönemlerde Trump'ın e, senatoya baskı yapacağı yönünde bu kararın çıkması yönünde e, bizlere bir e, net bilgi vermiş oldu. E, Trump'ta e, 500 milyarlık büyük bir teşvik planının onaylanmasını istiyor seçimden önce. Halka daha şirin gözükebilmek için ve bunun için de elinden geleni yapıp senatodan bunu çıkartma yoluna gidecektir. Bu da altını ileriki zamanda diri tutmaya yetecek bir düşünce olarak ben bunu düşünmekteyim arkadaşlar. Evet altında şimdi ons tarafına baktığımız zaman 1953 bizim için önemli dedik arkadaşlar ons tarafında. 1953 üzerinde ons altın kaldıkça Kuvvetli olmaya devam eder. E, bu arada Türkiye tarafından da Bakan Koca'nın açıklamaları geldi arkadaşlar. Bakan e, Koca yaptığı açıklamada e, Türkiye'de iki aşıya izin verdiklerini, e, bunlardan birinin e, Çin'in Sinovac aşısı olduğunu ve e, diğerinde Rusya'nın ürettiği aşı olduğunu e, basın yoluyla duyurdu. Özellikle Çin'in Sinovac aşısının ilk etapta arkadaşlar 1200 kişiye uygulanacağı ve ardından da on binlerce kişiye vurulacağı yönünde Bakan Koca'nın açıklamaları geldi. Türkiye tarafında da artık aşılama süreci zaman içinde görülecek şeklinde bunu da yorumlayabiliriz. Evet teknik olarak incelememize tekrardan geçtiğimiz zaman ONS tarafında 1953 önemli arkadaşlar. 1953'ü takipte kalacağız. 1953 altında 1944. 1944 üzerinde altın ons tutunmasına devam ettiği müddetçe hala güçlüdür. Ve yukarıda ilk etapta 1975 direnci mevcut. Bu direnci de yukarı doğru kırabilirse altında tekrardan 2000 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü yönlenme bekleyebiliriz. Gram altın tarafına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? sizlerle birlikte hemen onun da incelemesini yapalım. Evet gram altında da e, beklenildiği gibi hareketler şu an 474'lü seviyelerde devam etmekte Fed'in ardından. Gram altında bizler için e, 468 seviyesi önemli arkadaşlar. 468 üzerinde gram altın kaldıkça ilk etapta e, şu an kırmaya çalıştığı 474 direnci mevcut. 474 direncini de e, yukarı yönlü kırıp 478 zirvesine doğru gram altında gidebilir. 478 üzerinde olacak her kapanış gram altında 485 yolunu bizlere açacak tır şeklinde teknik olarak bunu yorumlayabiliriz. Gram altının 500 üzerine çıkabilmesi için yukarıda güçlü bir 491 direnci mevcut. Bu dirençte 474 direncini aşabilirsek 491 direncini gram altın tarafında Takipte kalacağız arkadaşlar. Bu da önemli bizler için. İlk etapta 474 ve üzeri 485, 491 dirençlerini takipte kalacağız. Pavel'in açıklamaları, varlık alımlarına devam edileceği yönündeki açıklamaları ve faizleri sabit bırakması yönündeki ve virüsün yapacağı ekonomi üzerindeki etkilerine dair konuşmaları altın tarafında bir miktar gerileme yaşatsa da neticede bunlar altın tarafına daha sonradan tekrardan alım yönlü yansımaya başladı. Özellikle de Trump'ın yapmış olduğu 500 milyar civarındaki teşvik paketini onaylatma baskıları da gündemde altın tarafına yaramakta diye düşünmekteyiz arkadaşlar. Dolar TL kuruna açıklamalardan sonra baktığımızda 7.50 seviyelerini zorlayan bir dolar kuru görüyoruz arkadaşlar. Dolar TL kurunda e, aşağıdaki 746 ve 743 destekleri bizler için önemli. E, bu destekler üzerinde dolar TL kuru tutunmasına devam ettiği müddetçe beklentimiz 752 direnci demiştik ve bu 752 direncine kadar dolar TL kurunda hareketler görüldü. Dolar TL kuru 750 seviyesini şimdi kendisine bir destek yapabilirse arkadaşlar 750 seviyesini bundan sonraki hedefi 763 seviyesine kadar dolar TL'de yukarı yönlü uzayabilir aşağıda 743 desteği bizim için önemli kırılmadığı müddetçe yukarıda 763 dolar TL kurunda da ana hedef bölgesi olarak gözükmekte 763 dolar TL kurunda gene güçlü bir direnç olacaktır Bu direnç Ayrıca kırılması durumunda arkadaşlar dolar TL kurunda, 8 ve üzerindeki dirençleri dolar/TL kurunun hızlı bir şekilde gitmesine sebebiyet verebilir. O yüzden hep birlikte 7.50 ve 7.63 dirençleri özellikle takipimizde olacak dirençler arasında gözükmekte. Aşağıda 7.43 üzeri kapanışlar dediğimiz gibi yukarıda 7.50 ve 7.50'yi kırabilirsek 7.63 seviyelerindeki dolar/TL direncine doğru dolar kurunu da TL karşısında hala güçlü tutmakta e, biliyorsunuz Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler e, oruç reisin bakım dolayısıyla e, geri çekilmesi e, bir nebze de olsa buradaki gerginliği biraz azalttı e, bunun neticesinde de e, dolar TL kurunda e, hacimlerde biraz yavaşlama görmekteyiz arkadaşlar fakat ne kadar da yavaşlasa e, son Berat Albayrak'ın yapmış olduğu, Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarla kuru artık reba, e, rekabetçi kur seviyelerinde bırakacağız de, demesinin ardından e, dolar tl kurunda gene yukarı yönlü e, iğmelenme şeklinde e, hareketler görüldü. Bir arkadaşımızın sorusu vardı rekabetçi kur nedir şeklinde. Arkadaşlar bu e, rekabetçi kur demek yerli paranın bilinçli bir şekilde değersizleştirilmesi. Yani Belli bir seviyeye kadar e, doların kurun yukarı yönlü gitmesine izin verilecek. E, bu yolla da arkadaşlar ihracatın e, desteklenmesi sağlanacak. Yani ithal malların ülkede pahalanması, ihraç edilecek malların da ucuz yönden daha fazla miktarda e, yurt dışına çıkması sağlanması e, yönünde. Bu yönü de kullanmalarındaki amaç e, ülkeye döviz girişini, dolar girişini bir nebze de olsa fazlalaştırmak. Çünkü sattığımız, bizim de sattığımız mallar dolar üzerinden satışı gerçekleştiği için ithal mallar pahalı. Bizim de rekabetçi kurumuz bu bakımdan daha güçlü olacak ve satışlarımız daha fazla bir şekilde olacak. tabi bunun da gerçekleşebilmesi için arkadaşlar ülkede üretimin iyi olması lazım. Ham maddemizi kendimiz üretip yurt dışından buradaki mallara bir talep gelmesi lazım ki e, bu yolla da hem de hükümet e, cari açığını kapatabilsin. Bu yola gidilecek arkadaşlar. E, buradan Merkez Bankası rezervleriyle artık müdahalenin e, doğru olmadığını e, Berat Bey de fark etmiş durumda. Ne kadar da e, bu şekilde Merkez Bankası'ndan gelecek e, baskılama yöntemleriyle kura müdahale edilse de kur halihazırda ancak bir dolarizasyona sebebiyet vermekte çünkü düşürüldükçe düşük olan kurdan vatandaşlar tekrardan alım yapmakta ve bu da ne kadar uğraşsanız baskılasanız da piyasaya dolar da sürseniz ancak bir dolarizasyona sebep veriyor o yüzden artık Berat Bey de bunu anlamış olması gerekli ki artık rekabetçi kur sistemine girmiş durumda. Kısaca rekabetçi kur e, bu anlama geliyor arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. E, şimdilik benim FED sonrası